Merhaba, bu videoda sizlere hayatınızı kolaylaştıracak bazı hayat hilelerini derledim. Hadi zaman kaybetmeden videomuza geçelim. Askılara astığımız elbiseler çoğunlukla düşer. Bunun önüne geçmek için askılığın üst bölümlerini sıcak silikonla biraz kaplamak, silikon askıdaki elbiselerin düşmesini engelleyecektir. Ayrıca evde zeminde kayan terlikleriniz mevcutsa bu yöntemi terliklerin altına da uygulayabilirsiniz. Bir yumurtanın taze mi ya da bozuk mu olduğunu basit bir yöntemle anlamanız mümkün. Bir kaba su doldurun ve yumurtayı içine bırakın. Eğer yumurta suyun dibinde duruyorsa çok taze olduğunun belirtisidir. Eğer koyduğunuzda uç tarafı biraz havaya kalkıyorsa o yumurta da yenilebilir demektir. Attığınız yumurta suyun yüzeyine çıkıp dik duruyorsa o yumurta bozulmuştur ve sakın yemeyin. Çoğu kişi evinde evcil hayvan beslemekte. Genelde köpeklerin tüyleri tarandığında tarakta bayağı bir kıl birikir. Biriken kılı toplamanın en basit yöntemi küçük bir cep tarağı. Cep tarağını evcil hayvanınızın tarağının yanından videodaki gibi uygulayın. Kılların kolay bir şekilde toplandığını göreceksiniz. Boya yaptığımız sırada ellerimiz genelde boyayla kaplanır. Elinize yapışan boyaların kolaylıkla çıkmasını istiyorsanız boya yapmadan önce elinize bir miktar el kremi sürün. Bu yöntemle boya bulaşırsa bir peçete yardımıyla kolaylıkla çıkartabilirsiniz. Pislenen bir kavanozun içini temizlemek oldukça zor. Bu yöntemi kullanarak kendinizi fazla yormadan kavanozları temizlemeniz mümkün. Bunun için bulaşık bezini videodaki gibi kesin ve içine mıknatısın kolaylıkla çekebileceği bir vida parçası koyun. Sıcak silikonla kestiğiniz yeri mühürleyin. Vida parçasının olduğu süngeri kavanozun içine atın ve bir mıknatıs yardımı ile kavanozları kolaylıkla temizleyin. Yolculuk sırasında bavulunuza poşeti sarıp koyduğunuz halde şampuanlarınız dökülebilir. Poşeti koymak yerine kapağını açın ve kapak bölümüne buzdolabı poşeti koyun. Kapağı üstüne kapatın. Dışarıda kalan fazla poşet parçalarını kesin ve artık dökülme korkusu olmadan şampuanı bavulunuza koyabilirsiniz. Herkesin evinde mutlaka bir miktar poşet bulunur. Poşetlerin dağınık bir şekilde durması ev hanımlarının hoşuna gitmez. Videodaki gibi poşetleri iç içe koyun ve katlayın. Daha sonra lastikle etrafını kaplayın. Poşetleri uç kısmından çekerek rahatlıkla çıkartabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan ve yeni açtığımız Akılda Kalan kanalımıza abone olup bizlere destek olmayı unutmayın. Sosyal medya ve yeni kanalın linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Dibinde duruyorsa çok taze olduğunun belirtisidir. Eğer koyduğunuzda uç tarafı biraz havaya kalkıyorsa o yumurta da yenilebilir demektir. Attığınız yumurta suyun yüzeyine çıkıp dik duruyorsa o yumurta bozulmuştur ve sakın yemeyin. Çoğu kişi evinde evcil hayvan beslemekte. Genelde köpeklerin tüyleri tarandığında tarakta bayağı bir kıl birikir. Biriken kılı toplamanın en basit yöntemi küçük bir cep tarağı. Cep tarağını evcil hayvanınızın tarağının yanından videodaki gibi uygulayın. Kılların kolay bir şekilde toplandığını göreceksiniz. Boya yaptığımız sırada ellerimiz genelde boyayla kaplanır. Elinize yapışan boyaların kolaylıkla çıkmasını istiyorsanız boya yapmadan önce elinize bir miktar el kremi sürün. Bu yöntemle boya bulaşırsa bir peçete yardımıyla kolaylıkla çıkartabilirsiniz.
Pislenen bir kavanozun içini temizlemek oldukça zor. Bu yöntemi kullanarak kendinizi fazla yormadan kavanozları temizlemeniz mümkün. Bunun için bulaşık bezini videodaki gibi kesin ve içine mıknatısın kolaylıkla çekebileceği bir vida parçası koyun. Sıcak silikonla kestiğiniz yeri mühürleyin. Vida parçasının olduğu süngeri kavanozun içine atın ve bir mıknatıs yardımı ile kavanozları kolaylıkla temizleyin. Yolculuk sırasında bavulunuza poşeti sarıp koyduğunuz halde şampuanlarınız dökülebilir. Poşeti koymak yerine kapağını açın ve kapak bölümüne buzdolabı poşeti koyun. Kapağı üstüne kapatın. Dışarıda kalan fazla poşet parçalarını kesin ve artık dökülme korkusu olmadan şampuanı bavulunuza koyabilirsiniz. Herkesin evinde mutlaka bir miktar poşet bulunur. Poşetlerin dağınık bir şekilde durması ev hanımlarının hoşuna gitmez. Videodaki gibi poşetleri iç içe koyun ve katlayın. Daha sonra lastikle etrafını kaplayın. Poşetleri uç kısmından çekerek rahatlıkla çıkartabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan ve yeni açtığımız Akılda Kalan kanalımıza abone olup bizlere destek olmayı unutmayın. Sosyal medya ve yeni kanalın linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.